Önermeler yargı bildirir arkadaşlar. Doğru veya yanlış olması önemli değil. 3 artı 5 küçüktür 1 mesela bir önermedir. Yargı bildirir. Yanlış bir önermedir ama önermedir. Eksi 3 sayısının 2 sayısına uzaklığı 5 birimdir. Evet burada bir düşünce yok. Burada bir kesinlik ifade eden cümle var. Evettir veya hayırdır kesinlikle cevabı. O yüzden bu da önermedir. Bu çocuk çok güzel fikir belirtiyor kişisel düşünce belirtiyor. O yüzden arkadaşlar bu bir önerme olmaz. 1-2 C şıkkı. Karşıtı arkadaşlar bir kere e, ne olacak? Yer değiştirecekler. Yani sadece karşıtı olsaydı x kare 4 x eşittir 2 olacaktı. Bir de ters dediği için x kare 4'e eşit olmamalı. x de 2'ye eşit olmamalı. D şıkkı. Veya da arkadaşlar bir tane bile doğru olsa yeter. V de bir tane bile yanlış olsa her şeyi yanlış yapar. Ve veya da haliyle burada bakın kesinlikle bu 1 olacaktır. Neden? P doğru olsa P doğru, P'nin değili doğru değil. P'nin değili doğru olsa P doğru değil. Yani bunlardan iki tanesinden bir tanesi muhakkak 1, diğeri de 0. O zaman 1 veya 0 her zaman 1'dir. V'de de arkadaşlar bir tanesinden bir tanesi kesinlikle yanlış olacağı için evet cevap kesinlikle 0 gelir. P ise P'de durum neydi? P üssü yani P'nin değil aslında veya ikinciyi aynen bırakıyorduk. Burada da gördüğünüz gibi 1 olacak çünkü veya da bir tanesinin 1 olması yeterli. Cevabımız E şıkkı. Ya da ifadesinde durum şudur arkadaşlar. Birisi doğru birisi yanlışken cevap 1 çıkar. Geri kalan her durumda cevap 0 çıkar. Böylece P ya da P'nin değili birisinden birisi doğru, birisinden birisi yanlış olduğu için evet bu 1 diye çıkar. 1 ya da P'nin değili ya da 0. Şimdi burada arkadaşlar olay neye bağlı? P'nin değiline bağlı. Eğer P'nin değili 1 ise cevap 0 çık, e, bir 1 çıkacak. P'nin değili arkadaşlar 0 cevap 0 çıkacak. O zaman demek ki burada P'nin değiline bağlıymış. Yine gelelim 1 ve P'nin değilinde durum ne olacak? Burada da arkadaşlar bu sıfır ise cevap bir çıkar. Bu bir cevap sıfır çıkar. Yani tam tersi. O zaman P'nin değilinin tam tersi olması gerekiyor. Cevabımız P, C şıkkı. Önermesinin olumsuzu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Olumsuz dediğine göre ne yapacağız? Herin olumsuzu değil arkadaşlar bazıdır. Ee, elemanı Z x artı 1 büyüktür 0 diyeceğiz gördüğünüz gibi. O zaman buna uyan cevap hangisi oluyor bir bakalım. B şıkkı oluyor değil mi? Bakıyorum. Evet B şıkkı oldu. A eleman A, B eleman B, C eleman C önermeleri veriliyor. Buna göre A eşittir B birleşim C eşitliği aşağıdaki birleşik önermelerden hangisine denktir? Burada arkadaşlar ikisinde de durum gerçekleştiği için şimdi B birleşim C A'ya eşitse A da B birleşim C'ye eşittir. Bu ancak ve ancakla mümkün olacaktır eşitliği kurarken. Bir de birleşim olduğu için veya girecek işin içine bu yüzden cevabımız D şıkkı olacak. Ancak ve ancak çünkü şu demek arkadaşlar. Bu buna eşitse bu da buna eşit. Çift taraflı doğruluk gerekiyor. Çift taraflı gerektirme bundan dolayı ancak ve ancak. P ise R ise Q önermesinin doğruluk değeri sıfırmış arkadaşlar. İse de hatırlayalım. İsenin sıfır olması için şu gerekiyordu. 1 ise sıfır. Sadece bu durumda arkadaşlar cevap sıfırdı. Geri kalan her şeyde cevap birdi. O zaman Q'nun kesinlikle sıfıra denk olduğunu öğrendik. Bir de P ise R'nin bire denk olduğunu öğrendik. Şimdi P ise Q ne demiş? Önermelerinden hangileri her zaman doğrudur? P ise Q 1 midir? Ona bakacağız şimdi. Q 0 olduğu için P arkadaşlar 1 olursa o zaman cevap 0 olabilir. Bunu bilemeyiz. Q ise P'ye bakalım. Evet bu kesinlikle arkadaşlar 1'dir. Neden? Tek durumumuz var 0 olması için. O da 1 0. Q zaten 0 olduğu için buranın ne olduğundan bağımsız. Cevap kesinlikle şey gelecektir. 1 gelecektir. R ise P'ye bakalım. Şimdi P ise R arkadaşlar 1'e denk ya. Belki bu sıfır, bu da 1. Biliyor muyuz? Bilmiyoruz. O zaman ters çevirince 1 ise sıfır olur. Bu da sıfıra denk gelebilir. O yüzden bu da soru işareti belki doğrudur, belki yanlıştır bilemeyiz. Bu yüzden cevabımız B şıkkı. P'nin değili veya sıfır ise P ve 1 demiş. Şimdi burada P'nin değili veya sıfır neye bağlı arkadaşlar? P'nin değiline bağlı. Çünkü 1 ise 1 çıkacak, sıfır ise sıfır çıkacak. Gelelim buraya P ve B1'e. Bu da arkadaşlar P'ye bağlı değil mi? P 1 ise 1 olacak, 0 ise 0 olacak. Buna göre P'nin değili ise P. Ne yapıyorduk burada? P'nin değilinin değili P veya P. Böylece cevap P oldu arkadaşlar. İse'yi de gerektiğinde veya'ya çevirmeyi unutmayın. Kural şuydu. P ise Q birincinin değilini al. Veya koy araya ikinciye dokunma. Böylece cevap arkadaşlar 1 oldu A şıkkı. 1 oldu derken yani birinci öncül demek istiyorum cevap P yoksa. Eksi 1 x eksi 1 7 hemen eşitsizliği bir çözelim. At öbür tarafa 0 küçük eşit x küçüktür 8. 0 ile 8 arasındaki doğal sayıları sağlaması için x eleman n doğal sayı diyor. Buna göre doğruluk değeri kaç tane olacak? 8 eksi 0'dan 8 tane arkadaşlar sayı için bu sağlanır. Bu yüzden cevap D şıkkıdır. Bize bir nevi bu eşitsizliğin çözüm kümesini soruyor. 0 ancak ve ancak P'nin değili 1'e denkmiş. O zaman arkadaşlar P'nin değili 0'a denk olması lazım. Çünkü ancak ve ancak ne zaman 1 oluyor? İkisi birden yanlışsa ya da ikisi birden doğruysa arkadaşlar. Bunu böyle söylemiş olalım. Demek ki P'nin doğruluk değeri de 1'miş. 1 ancak ve ancak R 0'mış. O zaman R deminki söylediğime göre kesinlikle 0 olması lazım. Çünkü ancak ve ancak da birisi 1, birisi 0 cevap 0 çıkmalı. Artık P veya R. P 1 olduğu için kesinlikle P veya R 1'e denk olacaktır. Sonra arkadaşlar P 1, R'nin değili 1 olduğu için 1 ve 1 yine 1'e denk olacaktır. Bu da doğru. R 0, P'de 1 olduğu için evet ya da 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 birisi 0, birisi 1 ise cevap 1 çıkıyordu. Bu da doğru. E şıkkı oldu. Önermesinin olumsuzu yani değil aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi burada arkadaşlar dağıtırsak P'nin değil veya P. Araya V'yi koyuyorum. P'nin değili veya Q. Şimdi buna göre baktığımız zaman P'nin değili veya P neye denktir? 1 Bir, çünkü birisi 1 ise birisi 0. 1 Bir ve P'nin değili veya Q nedir? Mecburen P'nin değili veya Q. Bu kural bana neyi hatırlatmalı? P ise Q. Buna göre cevap D şıkkı. Ancak ve ancağın açılımı neydi arkadaşlar? Hemen onu yapalım önce. P ise Q ve Q ise P. Bu da P'nin değili veya Q parantez kapat bu da Q'nun değili veya P. Şimdi bunun değilini alalım. Çünkü ancak ve ancağın değilini alırken böyle alacağız. İsenin ve ancak ve ancağın değilini değil de biz veya ve V'nin değilini alıyoruz. Böylece P ve Q'nun değili veya Q ve P'nin değili oldu. Bakın her şeyin tek tek değilini aldık. Buna uyan cevabı bulmam lazım şimdi şıklarda. E şıkkına benzettim. Evet E şıkkı arkadaşlar. P'nin değili ve Q veya P'nin değili ise Q'nun değili. Şimdi bu dursun. Şu an buna bir şey yapamayız. Veya P'nin değilinin değili kendisi. Araya veya koy, Q'ya dokunma. Bu da böyle. P'nin değili ve Q veya P'nin değili ve Q'nun değili. Şimdi bakın Burada arkadaşlar görüyor musunuz? P'nin değili ve P'nin değili var. Haliyle P'nin değili V'yi dışarı atıyoruz. Neler kaldı? Q veya burada da Q'nun değili kaldı. Bu kesinlikle bire eşit. Burada da P'nin değili var. Cevap gördüğünüz gibi P'nin değili geldi. A şıkkı. Salda gölü Burdur'dadır veya Burdur Akdeniz bölgesindedir'in değili şimdi. Sonra VQ. Bunu tabii biraz düzenlemek lazım arkadaşlar. Böyle tek tek okuyarak bunu doldurmaya kalkarsak dakikalarımız gider. Hele bir de TYT gibi bir sınavda. Şimdi P veya Q'nun değili nedir? P'nin değili. V, Q'nun değili. V, Q oldu. Bakın fark ettiniz mi? Hepsi V oldu ve Q'nun değili Q'dan bir tanesi garanti sıfır olacağı için burası direkt gitti sıfır oldu. En sonunda buranın bir değil var. Sıfırın değili tabii ki bire denktir. Komple parantez arkadaşlar bir diye çıktı. 1 ve p'nin değili de neye denktir? P'nin değiline. O zaman p dediğimiz neydi? Salda gölü burdurdadır. Bunun değili yani olumsuzu salda gölü burdurda değildir. İşte olay bu. Totoloji ne verirseniz verin cevabın bir çıkması demek. Bakalım p'nin değili ise q nasıl çıkar? P'nin değilinin değili p ise yerine veya yazarız. İkinciye dokunmayız. Veya P üssü. P'nin değil aslında. P veya P'nin değili veya Q. Bunları aralarında yer değiştirebiliriz. Hepsi veya çünkü. Burası 1 olduğundan 1 veya Q direkt 1'e denk oldu. Bak. Hiçbir şey koymadan yerine cevap 1 geldi. V'lerde PPP haliyle burası P diye çıkacak. P ancak ve ancak e burası da P'nin değili olarak çıkar. Bu kesinlikle çelişki 0. Çünkü ya da, e, ancak ve ancak da ikisi birden doğru ya da ikisi birden yanlış olmalı. Burada birisinden biri yanlış olacak. Bu gitti. P ise şurayı bir sileyim bakayım orada bir şey var mı? Değil varmış bakın. P ise Q. P'nin değili veya Q demektir. Şimdi burayı değil yapmış. P'nin değili kendisi. V'nin değili V olacak. Şurayı bir sileyim. V Q'nun değili sonra veya P'nin değil arkadaşlar. Şimdi ne yapacağız? Bunu böyle bu tarafa atacağım. P veya P'nin değili araya bir bu girecek. Q'nun değil veya P'nin değil. Şimdi burası bir de burayı bilmiyoruz. Buraya verdiğimiz değere göre cevap değişecek. O yüzden arkadaşlar bunun cevabı da yalnız bir A şıkkı.